yenidən sizi görməyimizə şadıq və bu buraxılışımızın mövzusu üzdə aparılan estetik əməliyyatlardır. Qonağımız Dr. Hayati Akbaş Klinikasının estetik, plastik və rekonstruktiv cərrahı Dosent Dr. Dr. Hayati Akbaşdır. Hoş geldiniz Hayati Bey. Hayati Bey, üzdə aparılan estetik əməliyyatlardan danışacağıq. Ama təbii ki, maraqlıdır ki, ən çox üzdə hansı estetik əməliyyata müraciət olunur? Buyurun. Şimdi buradan şöyle bir giriş yapabilirim efendim. Estetik ameliyatlar vücudun her bölgesinde yapılıyor biliyorsunuz. Yani yüz bölgesinin estetik ameliyatları var, kolların estetik ameliyatları var, karın nahiyesi estetik ameliyatları var, süt bezesi nahiyesi bölgesi estetik ameliyatları var, uyluk bölgesi estetik ameliyatları, bacak estetik ameliyatları. Yani bedenin bütün bölgelerinde estetik ameliyatlar yapıyoruz. Nerede ki bir fiziksel kusur var, nerede ki insanın psikolojisini, fiziğini bozan bir eksiklik ya da fazlalık var o bölgede estetik ameliyatlar yapılıyor. Ama bunlar içerisinde yani ayaktan başa, baştan ayağa, evet, baştan ayağa kadar istenilen yerde her hansı bir kusur varsa, problem varsa bunu estetik ameliyat çözebilir. Çözebilir. Estetik ameliyatlar böyle bir geniş bir perspektifte bakıyoruz. İşte bunlar içerisinde hani en sık bölge diye düşünülürse gerçekten yüz bölgesi estetik ameliyatların, estetik cerrahinin en çok yapıldığı bölge olarak söylenebilir. Şimdi yüz mü? Yüz bölgesi. Aha. Yüz bölgesi vücudumuz üzerinde estetik ameliyatların tüm dünyada en çok yapıldığı bölge. Neden? Bakmayarak ki bedene bakarak nispeten daha küçüktü, daha küçüktü, daha küçüktü ama daha çok aparılır. Ama neden? Çünkü biliyorsunuz yüzümüz bizim kimliğimiz. Yani insanlarla diyaloğumuzu, insanlarla ilişkilerimizi önce yüzümüz vasıtasıyla kuruyoruz değil mi? Yani insanlar bizi tanıyor, bize bakıyor. Mimiklerimizi, kaşımızı, gözümüzü değerlendiriyor. Gerçekten yani insanlar bunlar, böyle değil de yüzüne göre farklanır. Yüzüne göre. İnsanlar yüzüne göre gerçekten insanlar yüzlerindeki o ifadelere, o şekle göre karşı taraftan bir ilgi ya da alaka görüyor. Bu bir gerçek. Bir insanın yüzü ne kadar muntazam, ne kadar düzgün, ne kadar kusursuzsa ilk verdiği intiba o kadar pozitif oluyor karşıya. Ama tabii ki bu işin psikolojik boyutu var. İnsanın sevecenliği var. Bilgisi var, yeteneği var, duygusallığı var, becerisi var. Bu ayrı bir konu ama ilk izlenim olarak insanın yüzünün görüntüsü son derece önemli. Çok önemli. Ama yüz denildiğinde ne akla geliyor? Yani yüzü hangi kısımlar kapsıyor? O kadar yüzde o kadar bizim organlarımız var ki böyle. Tabii. Şimdi mesela yüz denildiğinde, mesela bakın saçımız yüzümüzün bir komponentidir değil mi? Beli. Saç hatlarımız yüzümüzü çevreler ama o saçın kendisi de bizatihi yüzümüzü anlam ifade eden, anlam veren bir komponent organdır. Dolayısıyla saçlı deri, saçları dışında alın bölgesi, onun dışında kaş, onun dışında göz kapakları, onun dışında burun, yanaklar, dudaklar, çene ve boyun. Kulaklarla beraber bir bütün olarak yüz bölgesi nahiyesi olarak değerlendirilir. Görün ne kadar organ var ki onları yani böyle değil de her hansı bir narahatçılık olarsa estetik ameliyatlarla düzeltmek mümkün. Mümkün. Bazı insanlar vardır ki Vefa Hanım, bu saydığım komponentlerin hemen hemen bütününde bir problem vardır. Bakın, saçı dökülmüştür, aynı zamanda kaşları düşmüştür, aynı zamanda göz kapakları torbalanmıştır, aynı zamanda burunda biraz düşme olmuştur, biraz kabalaşma olmuştur, yanaklar aşağı doğru sarkmıştır, boyun aşağı doğru sarkmıştır, katlantılar oluşmuştur, kulağın memeleri büyümüştür, sarkmıştır, örnek veriyorum. Bakın birçok problemin aynı anda bir insanda olması mümkündür. Böyle bir durumda yüzün tamamında bütün komponentlerde değişiklik yapmak, bir estetik cerrahi müdahalesiyle yüzde değişiklik yapmak mümkündür. Bakın niye gerekir veya niye mümkündür? Yapmak lazım mıdır? Herkese yapmak şart mıdır? Bunlar olayın psikolojik boyutu. Eğer bir insan yüzüyle alakalı bir eksiklik duyuyorsa, bir kusur hissediyor ise bu neye yol açar sonuçta? Psikolojik probleme yol açar. Ama zamanla Hayati Bey, deyirsiniz ki her adama bunu etmək lazımdı mı, deyil mi? Birincisi genetikaya bağlı olarak bəzi insanlar var ki, heç yaşından öncə, yaşından daha tez yəni problemlər əmələ gəlir. Elə insan var ki, yaşlı zamanlarda yaşlananda əmələ gəlir. Demək ki, lazım olur zamanla. Zamanla. Mesela bazı insanlar der ki bizə gəldi, hocam ben 30 yaşına kadar yüzüm çok güzeldi. Hiç problemim yoktu. Kaşlarım yerindeydi, saçlarım yerindeydi, göz kapaklarım normal. 30'lu yaşlardan itibaren artık değişiklikleri bariz hissetmeye başladım. 40'lı yaşlara geldiğimde çok bariz. Artık aynaya bakmak istemiyorum. Neyse günlük yaşantımda bunun çok derin sıkıntılarını çekiyorum. Farklı sıkıntılarını yaşıyorum. Dolayısıyla benim psikolojimi bozuyor. Bu da birisi neden irel gelir? Biyoloji yaşıyla ruhsal yaşı üst üste düşmür. Düşmüyor. Düşmüyor. O da düşmüyor. Yani çünkü ruhu yaşlanmıyor ama bedendeki o yaşlanma
yer çekiminin etkisiyle, birçok faktörün etkisiyle, kilo alıp vermeyle ortaya çıkan değişiklikte yüzümüzü bozuyor. Evet. O yüzün güzelliğini bozuyor, yüzün gençliğini, güzelliğini bozuyor. Bozunca psikolojiyle o fiziksel değişiklik arasında bir imbalans, bir balans bozukluğu, bir denge bozukluğu oluşuyor. O nedenle bazen yüzün tamamında değişiklik yapmak gerekebilir. Ben bunu şöyle tavsiye ediyorum. Eğer bir insan, bir kadın ya da bir erkek, ama özellikle kadınlarda bu daha bariz oluyor bu değişiklikler. Çünkü doğuma bağlı veya fizyolojik değişikliklere bağlı dokunun esnemesi, gevşemesi biraz daha fazla olabiliyor. Yüzüyle ilgili kendinde bir yaşlanma duygusu, bir artık eskiye göre bir güzelliğinde eksilme duygusu hissediyor ise yapılacak olan tek bir şey vardır. O da estetik cerrahi müdahaleyle bir yüz güzelleştirme, bir yüz estetiği, kombine bir yüz estetiği gerekebilir. Evet. Yüz güzelleştirme, facelift, yüz germe, yüz gençleştirme, yüz güzelleştirme, bunların hepsi aslında birbirine değişebilir, birbirinin yerine geçebilir kelimelerdir. Evet. Ama işin özünde yüz güzelleştirme vardır. Yani yüzün güzelliğini artırma, yüzün sempatisini artırma, yüzün diğer insanlar üzerindeki intibanı pozitif hale dönüştürme. Amaç budur. Estetik cerrahide biz bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yapıyoruz. Yaptığımız olay, zaman içerisinde ortaya çıkmış olan bu değişiklikleri geriye döndürüyoruz. Hayati Bey, nece düşünürsünüz? Önceler niye estetik ameliyatları belə deyə qəbul etmirdilər? Yani çox edirdilərsə de çok az insan edirdi. Ama indi yani normal her bir kəs, hətta bəylər daxil çok müraciət edirlər. Çok. Güven yəqin çoxaldı. Çok güven. Şimdi eskiden estetik cerrahi pek bilinmiyordu biliyorsunuz. Bilinmiyordur ki estetik cerrahi neler yapıyor, estetik cerrahlar neleri başarabiliyor bilinmiyordu. Şimdi insanlar bir şekilde televizyon vasıtasıyla veya yakınlarının ameliyat olması vasıtasıyla veya başka sosyal medya vasıtasıyla estetik cerrahi konusundaki farkındalık arttı. Ve rekonstruktif cerrahiye de var bunun içinde. Çünkü bazen mesela için bazı hastalığa bağlı süt vəzisinin götürülmesi veya travma neticesinde bazı problemler, kusurlar olur. Tabii. Onda da plastik cerrahi artık burada öz işini görür. Şimdi bakın değişikliklerin insanın örneği yüzden konuşuyorsak eğer yüz bölgesindeki değişikliklerin çok büyük bir kısmı tabii ki yaşa bağlıdır. Genetik zeminde yani genetik faktör olarak buna uygun bir zeminde yaşlanmayla beraber dokularda yer değişikliği olur. Dokular sarkar, gevşer ve o düzgün formu bozulur. Yüzün genç, sıkı formu bozulur. Şimdi bu durumda bizim yapmak istediğimiz ve yapmamız gereken şey nedir? Şu değildir. Ya sen kafana takma, çok güzelsin, hiç problem yok, kafana dert et. Bunlar değil. Çünkü bunları demek psikolojik olarak telkin yapmak o insanın kafasındaki sorunu çözmez. Ama o insanı inandırmak mümkün değil. Çünkü her gün o ayna karşısına geçir ve o var olan kusurları görür. Görüyor. Ne kadar deseler de bu mümkün değil. Zaten eğer bir insan yüzünden rahatsızlık duymuyorsa, yüzündeki değişikliklerden dolayı sıkıntı hissetmiyorsa, zaten onun ameliyat olmasına gerek yok, hissetmiyorsa. Evet. Bakın bana bir hasta geldi. 49 yaşında, genç bir bayan. Çok, bana göre çok genç bayan. Eşinden ayrılmış. Ve sıkıntı şu geldi. Hocam ben artık kendimi çok yaşlı hissediyorum. Kendimi değersiz hissediyorum. Kendimi artık işe yaramaz hissediyorum. Bakın psikoloji bu şekilde gelişmiş artık. O insanda bir kompleks kaynağı, bir depresyon haline yol açmış. Evet. Şimdi ben bu genç hanımı, 49 yaş bana göre gerçekten gençtir. Bir operasyon yapmıştım. Hı hı. Mesela kaşlarını yerine getirdim. Göz kapaklarını tazeledim. Burnunu yaptım. Dudaklarını yaptım. Yanaklarını yaptım. Boynunu yaptım. Şimdi kadın 2 ay sonra bana tekrar... Kombine bir ameliyat ettiniz. Kombine, yüzde tabii hem de. Tabii. Belli. Şimdi fotoğraflarını gönderdiğinde ve telefonla konuştuğumdaki o pozitif intiba anlatmak çok zor. Farklı bir kadın gitmiş. O kendini güvenli kaybetmiş. Belli. O artık dünyaya küsmüş. Belki kendine küsmüş. Çevresine küsmüş olan kadın gidiyor. Daha özgüvenli, kendine güvenen, kendini daha çok seven ve saygı duyan bir kadın geliyor. Ümumiyetle hanımlar için güzellik çok önemli. Bu çok önemli, bu çok önemli. İşte bazen tamamını yapmak gerekir. Mesela ben bu hanımdaki kaşlarını kaldırdım, düşmüştü kaşlar. Göz kapaklarını yaptım, yanaklarını topladım, dudaklarını normal hale getirdim, boynunu. Kombine bir estetik operasyon yaptım. Ama bazı kadınlar var ki ya da erkekler var ki yüz bölgesinde sadece bir bölgede kusur var. Yüz estetiği denildiğinde yani illa bunların hepsi bir arada olacak değil. Evet. Bazen sadece bir tanesinde kusur olabiliyor. Örneğin çok güzel bir kadın aslında. Fakat burnunda öyle bir problem var ki böyle kemerli, aşağı doğru sarkık, biraz büyük. Kadına bakıldığında direkt burun gözüküyor. Bakın, ama kadının ayrı ayrı gözüküyor. Dikkat ettik de bak sanki bütün çizgileri güzeldi ama bakırsan burun pozuluyor. Burun problem ve o artık o güzellik gözükmüyor. Bakın normalde kadın gerçekten güzel bir kadın. Gözleri güzel, kaşlarıyla ilgili sorun yok, göz kapaklarıyla ilgili sorun yok, yüzüyle ilgili sorun yok, dudakları ya boynu her şey süper. Ama burundaki var olan bir kusur, var olan bir kusur kadının yüzünün bütün güzelliğini gizleyebiliyor ve o da artık kendine değersiz, güzel olmadığını düşünen,
artık eskisi yani sevilmediğini veya beğenilmediğini düşünen bir kadın duygusuna bürünüyor. Bu da ciddi bir kompleks ve depresyon kaynağı. Ama Hayati Bey, değiller ki esas önemli, tabii ki değiller değil, ele olması gerekir. Doğrudan da ele doğrudur ki insanın dahili güzel olmalıdır. Ama ben size bir şey diyeyim. İnsanın harici güzel olanda sanki dahiline de yansır. İnsan o zaman pozitif olur. Yani o agresiya olmur. Mutlaka. O bile değil, hem işinde hem hayatında doğrudan çok başarılı olur. Sanki güzel insanlar ele olurlar. Bakın, insanın fizik bölgesindeki fiziksel kusurları, örneğin yüz için konuşuyorum, düzeldiğinde onun psikolojisi üzerine olumlu tesir ediyor. Yine yıllar önce, belki bunu birkaç defa televizyon programında söylemiştim. Genç bir kız annesi getirdi. 18 yaşında. Burnu çok problemli, çok büyük, çok kemerli. Hakikaten sıkıntılı bir burun. O ameliyatı yaptım. 6 ay sonra annesiyle beraber tekrar geldiler kontrol. Bakın, yıllar önce yaşlı teyze, kadın benim elimi öpmek istiyor. Neden? Doktor bey diyor, inanamazsınız. O hırçın, o saldırgan, o neredeyse bize karşı şiddet uygulayan o kız gitti. Hiçbir sosyal çevresi olmayan, içe kapanık, içe dönük, agresif, saldırgan genç kız gitti. Onun yerine dışa dönük, sempatik, bana saygılı, ev içerisinde saygılı, çok farklı bir kız geldi. Bakın, bir operasyon bir insanın psikolojisini ve sosyal hayatını bu kadar değiştirebilir. Bu hususen yeni 70'li yaş dövründe olan insanlara hastı. Hatta onlar valideynlerine bile hesap sorular ki, niye benim burnum, yüzüm, gözüm, her hansı bir problemi olan yerini niye böyle olmuş? Niye böyle sanki olmuş? Onları günahlandırırlar. Evet. Düşünün. Yine mesela bakın, kadının sadece kulakları kepçe. Öyle doğru böyle. Kulaklar çıkıntılı. Ama ne kadar sıkıntı çeker ele bir insan, hanım. O kızlar ya da o erkekler, bakın, aha, kulakların bozuk olması. Yüzü ne kadar güzel olursa olsun, o kulakların böyle öne doğru şalpa kulak mı dersin? Belli. Bizde şalpa kulak diyorlar. Şalpa kulakların böyle olduğunu düşünün. O genç ya da o adam fark etmiyor. Belli. İnanın, ben 50 yaşında kepçe kulak ameliyatı yaptım. 5-6 yaşında kepçe kulak ameliyatı yaptım. Bakın, 6 yaşındaki de yaptım. 50 yaşındaki daha da büyüyor. 50 yaşına kadar bu fikir o ondan geçmiyor. O içinde hep kalmış. Değil. Bakın, ne diyorum, kulağın şeklinin bu şekilde öne doğru olması, şelpe olması, yüzün sanki benim yüzüm çok çirkin, herkes benim kulağıma bakıyor, ben artık çok çirkinim, çok güzel değilim gibi değişik bir duygu yaratıyor. Ne oluyor? Kızlar saçlarıyla kulaklarını sürekli kapatıyor. Tek tip saç, hiç kulaklarını göstermiyorlar. Saçlarını toplayamıyorlar. En çok da toy günleri sıkıntı özellikle şeklinde. Diyor, tabii özel günlerde toplayamıyorlar. Erkekler ise o kısa olması gereken saçlarını uzatıyorlar. Kızların saçı gibi çok uzun ve kapalı bir şekilde sonra. Dolayısıyla bakın, kulaktaki bir şekil bozukluğu yüzün bütününe bir negatif unsur olarak yansıyor. Yani kulak da güzel olmalı. Tabii kulak ki. Kulak da güzel olmalı. Hususen de mektep yaş dövründeki uşaklarda, öyle olanda oğlan uşaklarında daha tabii çok rast gelinir. Diğer uşaklar ele sallar. Uşaklar çünkü biraz acımasız olurlar o yaşta. Dalga geçerler. Alay ederler. Ve o uşağın da mektebine, yani derslerine de menfi tesir gösterir. O çocuğun derslerine menfi tesir gösterir. O çocuğun arkadaş ilişkilerine, sosyal ilişkilerine menfi tesir gösterir. Farklı bir birey olarak gelişir. Ruhsal yara oluşur. Bakın, estetik kusurların en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Eğer zamanında düzeltilmezlerse ruhunda bir yara oluşturur. Bedendeki yara nasıl geçmez? Bakın, bedeni düşünün. İnsan bir kaza geçirse, bedeninde bir yara oluşsa, bir ameliyat geçirse, o yara asla gitmez. O yara az veya çok mutlaka kalır. Çünkü oluşan bir yarayı tamamen yok etmek mümkün değil. Aynı şekilde insanın ruhunda da bir yara oluştuğu zaman o yarayı yok etmek çok zordur. İşte insan ruhunda yara oluşmasın diye mümkün mertebe var olan o kusurların uygun bir şekilde ortadan kaldırılması ve psikolojik üzerine olan negatif etkinin ortadan kaldırılması mutlaka gerekir. Yani bunu önemsememezlik etmesin aileler. Böyle. Yani bazen şöyle düşünüyor aile. Anne diyor veya baba diyor, ben burnumu ameliyat ettirmek istiyordum genç kız. Aha. Veya anne baba, ben kulaklarımı ameliyat ettirmek istiyorum. Veya ben göz kapaklarımı yaptırmak istiyorum. Ama anne baba ya da bazen eş, ne gerek var? Hiç ihtiyacın yok. Sen çok güzelsin. Senin bunlara hiç ihtiyacın yok gibi böyle sosyal pressure, sosyal baskı çocuk üzerinde oluşturarak veya eş üzerinde oluşturarak o operasyondan vazgeçirmeye, onu ikna etmeye çalışıyorlar. Bakın, bu doğru değil asla. Ama Hayati Bey, bu danıştıklarımız ameliyatın, yani estetik ameliyatların belə deyil, psikoloji məqamıdır. Valideynlər niye deyirlər? Çünkü qorxurlar uşaqlarına görə. Belki bir fəsad olar, belki təhlükəlidir. Yani sonuçta bir ameliyatı. Gəlin bu texnik tərəfindən də danışaq. Şimdi mesela yüz genç değiştirme ameliyatları olsun, burun ameliyatları olsun, göz kapağı ameliyatları olsun, kulak ameliyatları olsun. Tabii ki her bir ameliyatın kendine özgü bir tekniği vardır. Ve her doktorun da bu olaylara bir farklı yaklaşımı söz konusu olabilir. Farklı bir tekniği tercih edebilir. Şöyle söyleyeyim, yüz üzerinde meydana gelen, yüz üzerinde yapılan ameliyatlar deneyimli, tecrübeli bir doktor tarafından yapıldığında riskleri minimumdur ama faydası maksimumdur.
Aha. Bakın bunlar artık çok önceki dönemlere göre çok uzun zamandan gerektiren operasyonlar değildir. Çok kısa sürede yapılabilen operasyonlardır. Ve çok kısa süre içerisinde sosyal hayata, normal günlük yaşantıya sokulabilen ameliyatlardır. Çok nadir tabii ki. Yani tehlikeli değil. Normal değil. Normal koşullar altında tehlikeli asla olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki çok nadiren eksiklikler olabilir, komplikasyonlar olabilir. Bazen beklenmedik şekilde gelişmeler olabilir ama bunlar çok nadirdir diyelim ki oldu. Olduğu takdirde bile bunun tecrübeli bir doktor tarafından yeniden düzeltilmesi ve problemi ortadan kaldırması mümkündür. Aa, o yüzden yani, ailelerin belli. Sanki bir şey olacak, sanki bir şey olacakmış gibi bir baskıyla, hı-hı, bu çok tehlikeli bir baskıyla çocuklarını veya yakınlarını ameliyattan vazgeçirmeleri o hastalar üzerinde bence olumlu etkinin yanında tam tersine negatif bir etki oluşturur. Bu yani doğru değildir. Hayati tehlike taşıyan bir ameliyatlar değil. Yani diye ki ameliyatta neyse bir ölüm itim olacak, böyle bir şey Allah olmayacak. Korusun. Allah korusun. Ama en çok neden korkulan için bir burun ameliyatından sonra o neticenin belki uğurlu alınıp bu, alınmamasından bu evet, korkabilirler. Şimdi normal koşullarda, hı-hı, tekrar söylüyorum, yüz bölgesinde örneğin yüz gençleştirme, yüz güzelleştirme ameliyatı, örneğin burun estetiği ameliyatı ki bizim en çok yaptığımız ameliyatlar, mesela benim en çok yaptığım ameliyatlar burun ameliyatı, burun estetiği ameliyatı, yüz genç estetik ameliyatı, göz kapağı estetiği. Bunlar çok sık yap. Kulak ameliyatı çok sık yaptığım ameliyatlar. Şimdi normalde deneyimli, tecrübeli bir yerde bunların yan etkisi veya eksikliği çok 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 azdır. Ama bazen kendi tecrübemle bahsedeyim. Yaptığım bir ameliyatın beğenmediğim veya eksik gördüğüm durumlar bende de olabiliyor. 100 ameliyat yapmışsınız. 100 tane ameliyatın içerisinden tabii ki 2 tanesinde, 3'ünde, 5'inde maksimum diyelim örnek. Bazı eksiklikler, bazı fazlalıklar söz konusu olabilir. Bunlar olsa bile hekimle hasta arasındaki diyalog iyi olmalı. Kontak mutlaka sürdürülebilir olmalı ve var olan kusur kesinlikle ikinci bir operasyonla ortadan kaldırılabilir. Çok nadirdir ki biraz daha sistem uzasın ama genellikle zaten tek operasyonda hasta istediğine kavuşur, doktor da mutlu olur, tabii hasta ki, mutlu olur. Tabii ki ama yeter zaman zaman, ki benim. Zaman zaman bazen revizyonlar, ufak tefek düzeltmeler, hı-hı, ikinci operasyonda da gerekebilir. Bu da panik asla yaratmamalıdır. Belli, panik etmen lazım değil. Ama önceden bu halların yaşanmaması için tabii ki tecrübeli bir hekime, peşekar bir hekime müracaat etmek lazımdır ki netice uğurlu alınsın. Mutlaka. Belli. Ben o konuda şöyle diyebilirim. Tecrübelilerde yüz bölgesi estetik ameliyatları vücut için de aynı şey geçerli. Beden ameliyatları için aynı şey geçerli. Memnuniyet oranı çok yüksektir. Yani estetik bir operasyonla memnun olma, mutlu olma, iyi ki ben bu operasyonu yaptırmışım, İyi ki ben bu işi yaptırmışım deme oranı çok 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 yüksek. Örneğin saç ekimi, saç nakli değil mi? Kel, saçı olmayan insanlara saç nakli yapıyoruz. Bakın yaptığımız bir ankette 100 hastanın 98'i şunu sorduk. 6 ayını geçirmiş 100 hastaya, son 100 hastaya iki soru sorduk. Birincisi, siz saç ektirdiğiniz için, saçınıza nakil yaptırdığınız için bize memnun musunuz? İkincisi, bunu tavsiye ediyor musunuz? Etrafına tavsiye ediyor musunuz? Bakın 100 kişinin 98'i memnunum ve bunu tavsiye ediyorum dedi. İki tane insan memnun değilim, tavsiye etmiyorum dedi. Bakın 100 kişiden 2 kişi. Çok meraklı da onlar hangi sebeple? Şimdi onları da çağırdık tabii. Onları çağırdık. Niye neden niye memnun değilsin? Aha. Bakın bunların da şu sebep var. Bazen beklentinin çok yüksek olması. Yani düşünüyor ki ben bir saç ektireceğim örneğin. Oo işte Hayati Bey'in saçı gibi olacak veya falan saçı gibi olacak. Aslında bu o ameliyat operasyon öncesi tam algılamama, tam anlamama, beklentiyi gerçekçi tutmama gibi ayağı yere basmayan bir durumdan kaynaklanıyor. Ama bazen de olabilir, eksik ekilmiş olabilir. Olabilir ki ekilen saçların bir kısmı tutmamış olabilir. Aha. Bakın bunlar da nadiren olabilir. Bunlar da düzeltilmesi zor olan şeyler değil. İkinci bir işlemde rahatlıkla telafi edilebilir. Dolayısıyla estetik operasyonlarda memnuniyet oranı son derece yüksektir. Belli. Tabii ki az da olsa her şeyin olduğu gibi ben onu da söylüyorum hastalarıma. Düşünün yani riski var mı hocam? Bakın yemek yemenin bile bir riski vardır. Hı hı. Değil mi? Yemek yerken yediğiniz lokma soluk borusuna kaçabilir, ciddi sıkıntı yaratabilir. Evet. Ama ben 25 yıllık meslek hayatımda şükürler olsun şu ana kadar hani hastayı ve bizi ciddi sıkıntıya sokacak kalıcı bir problemle Allah'a şükür karşılaşmadık. Allah da göstermesin. Bile. Teşekkür ederim Hayati Bey. Hürmetli tamaşaçılarımız, üzde aparılan estetik ameliyatlar hakkında danıştık. Ve stüdyomuzun konuğu Doktor Hayati Akbaş Klinikası'nın estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahı.